Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 18. günün ikinci dersindeyiz yani ikinci videosundayız Doğrunun analitik incelenmesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet kitabımızda nerede kaldık şöyle bakıyoruz sayfa numarası 169'da kaldık Soru 170, 171, 172, 173 ve 174'ü çözeceğiz ve bugünü noktalayacağız Evet güzel sorular var Lütfen bu sorulara dikkat edin. Ama çözerken ne yapıyorsunuz? İlk etapta siz çözüyorsunuz. Çözemediğiniz sorulara buradan bakıyorsunuz değil mi? Öyle bütün soruları benden dinlemek falan yok. Kendi yorumunuz ondan sonra çözemediğiniz zaman benim yorumum var. Tamam anlaştık hadi bakalım. 18. gün ikinci derse başlayalım. Örnek 24'te kalmıştık. Analitik düzlemde şöyle bir üçgen verilmiş ve dikkatimizi çeken bir şey var. Dik tabanı iki parçaya bölmüş. Ya hocam analitik geometriyiz. Böyle sorular gelir mi? Bak ÖSYM'nin geçen sene de onun çıkmış sene sorularını öyle dik taban iki eş parçaya bölmüş. Hatta ek çizimli soruları bile sordu bize. Hatta burada o ek çizim x kenarlık ek çizim biz yapıyorduk. Bu nerede oluyordu? Dik taban iki eş parçaya nerede bölüyordu? İkiz kenarda hocam. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Peki şu 5-12 verilmiş. 0-0 arasındaki uzaklık nedir? Dik üçgenle de yapabiliriz aslında ama. x'ler farkı 5. Y'ler farkı 12. 5-12-13 üçgeninden burası 13 olur. Hocam burası da 13 oldu. E burası, 13se, burası 13 ise burası 13'e 0 noktası oldu. OC doğrusunun nesi isteniyor bizden denklemi. Hocam orijinden geçtiği için bu y eşittir mx şeklinde bir doğrudur. E ben o zaman burada bunun eğimini bulmalıyım. Şuradaki noktayı da bulabilirim aslında. E, eğimden direkt hocam şunun eğimini bulup sonra eğimler çarpı eksi 1 olacak ya oradan gidebilirim. Ya da bu orta noktaya 13 artı 5 18 bölü 2 9'a 12 artı 0 bölü 2 6. Hocam bunun eğimi ne oluyor direkt? Y'ler farkı 6 eksi 0 6 bölü 9 eksi 0. 9 yaptı yani 2 bölü 3 yaptı. E bu y eşittir mx doğrusu ya y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu direkt denklem değil midir? Evet yani cevap denizli yapar. Örnek 24'te. Geldik örnek 25'e. Dik koordinat sisteminde D1 ve D2 doğruları verilmiş ve şöyle bir dikdörtgen oluşturulmuş. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Öncelikle olarak ben böyle bir şey çizildiği zaman doğrunun eklemi verildiği zaman analitik düzende çizildiği zaman Hemen böyle y yerine 0 yazıp x eksenini kestiği yeri bulurum. 16'ya 0. Ondan sonra burada y yerine 0 yazsam x eşittir 4 yapıyor. Bunun x eksenini kestiği yer 4. 4'e 0 noktası yaptı. Aa bak buradaki uzunluk çıktı mı çıktı. Burayı 12 olarak bulduk. Şimdi geri kaldı şurayı bulmak değil mi? Burayı bulurken de y eksenini kestiği noktaları da bulup işte burayı bul burayı bul. Sonra benzerlikten benzerlikten bir şeyler yapabiliriz. Yani şurada başka ne yapabiliriz? Şuradaki uzunluklar bulunduktan sonra hocam şurada bir kelebek benzerliği çıktı bu kelebek benzerliğinden dolayı şuradaki oranlamalardan bir şeyler falan filan bulunabilir. Ama ben burada şunu yapmak istiyorum. Burası kesim noktası değil mi? Kesim noktası. E kesim noktası olduğu için şu x eksi 2'ye eşittir 4 ile x eksi 2'ye eşittir 16'yı ortak çözüm yapmak istiyorum. Ortak çözümdeki şuradaki noktayı bulmak istiyorum. Hadi bulalım bakalım. x eksi 2'ye eşittir 4, x artı 2'ye eşittir 16'ya. Hop ortak çözümde. E ben burada ortak çözümde x'i de bulmama gerek yok. x zaten belli. Buradaki nixi zaten belli çünkü köşegenler şöyle birbirini ortalıyor ya. Hocam 16 artı 4 bölü 2 yani şurası e, x kenar taban 2 eş parçaya bölecek 12 ise. Hatta bu uzunluk nedir? 6 birim 6 birimdir. Burası 4 birim ya. Burası kaç oldu? 10 oldu. E o zaman buradaki nokta apsisi 10sa ben ordinatını da bulabilirim burada. E, ya da ordinatı bulmak için ne yaparsın? İki denkleme ortak çözüm yaparken. Hocam x'leri yok edeyim ya da şurada şunlar şunlar gitti. 2x eşittir 20'den x'i buradan ne buldun 10 buldun. Denklemde bir tanesinde de x yerine 10 yaz. Hocam x yerine 10 yazdığında 10 artı 2 eşittir 16 ya. 2 eşittir 16'dan y eşittir 6 çıkar. Y'yi de buradan y eşittir 2 eşittir 6 çıkar. Y'yi de buradan kaç buluruz 3 buluruz. Y dediği de bak şurası ordinatı. Bak absisi 10 gerçekten 10. Şöyle baktığınız zaman ordinatı da 3. A farklı şekillerle de bulabiliyoruz. Hapsi direkt hocam burada belli zaten şöyle baktığın zaman 10. Denklemde bir tanesinde hapsi 10 olan yani şurada 10 olanın ordinatı nedir? Y'si de 3 çıkıyor. E hocam burada da burası 3 ise bu ort tabandan dolayı burası da 6 çıkar. Hocam bir kenar 12 diğer kenar 6. 12 çarpı 6 da kaç yapıyor? 72 yapıyor. Diğer farklı yollardan tamamıyla üçgensel olarak düşünerekten de mesela şurada bir kelebek benzerliği yapabilirsiniz. Ondan sonra acaba şurada ee, ne bileyim bir temel orantı benzerliği yapabilirsiniz. Böyle oranlamaları bulduktan sonra istediğiniz yoldan gidin her zaman sonuca ulaşırsınız. Ama sadece ve sadece analitik bilgisinden çıkacak diye bir şey yok. Özki konular, üçgen bilgileri falan filan da yine karşımıza çıkıyor. Evet örnek 25'i böylelikle edinemiz bulduk. Geldik örnek 26'ya. Akıntının olmadığı bir nehirde yüzüce A noktasından karşı karaya geliyor. Evet A noktasından karşı karaya gelsin bakalım şuraya. Buradan buraya gelmiş. E karşılıklı iki kıyı birbirine paralel olduğuna göre diyor. Bak şimdi şununla bu birbirine paralel. Yüzücü kaç metre yüzmüştür diye soruyor. Burada B noktası verilmiş. B noktası kaç? 1'e 2 olarak verilmiş. E, A noktasından buraya ne kadar yüzmüştür diye soruluyor bize. İlk önce ben şunu şöyle çizip 45 mantığını kullanabilirim. Dik çizebilirim. Hocam bu diki bulursam olay bitti sanki. Çünkü niye? 45, 45, 90 üçgen oluşuyor. E, bu iki paralel doğru arasında B noktasının şuraya olan uzaklığını bulsak yeterli olmaz. Bu olur. Çünkü iki paralel doğru arasındaki o yüksekler birbirine eşittir. E o zaman ben buraya bir h diyeyim. h nedir? Noktanın doğru olan uzaklığıdır. Doğruyu da bize ne vermişler zaten? 3x artı 4 y artı 14 eşit 0 olarak verilmiş. Noktayı doğru da orada yerine yaz. Yani 3 çarpı 1 artı 4 çarpı y. Y dediğimizde 2 artı 14 mutlak değerce bölü kare küçüğünde kare artı b kare. 3 4 varsa direkt 5'tir bu. E h böylelikle buluruz. 8 artı 8 artı 3 11 14 daha 25 yaptı. 25 bölü 5 de kaç yaptı? 5 yaptı. Evet burayı 5 bulduk. Yani haşı 5 bulduk. E, o zaman burası da 5. O zaman burada da x kenardaki üçgen 5 5 ise burası da ne olacaktır? 5 kök 2 olacaktır. Zaten bizden yüzücü ne kadar yüzmüştür diye soruluyor. Cevap akçay olur. Örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. Dik koordinat düzleminde özdeş çemberler bu şekilde konulmuş. İşte burada neler soruluyor bize? Eğimler toplamıyla alakalı bir şey soruluyor. Şimdi çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirip böyle bir şeyler falan filan yapıyorduk. İlk önce eğimleri bulmaya çalışalım. Burada merkezleri birleştir. Merkez T'ye çektik deyince bu doğrusal oldu mu? Oldu. Bir kere burada M1 çıkacak. Burada da merkez T'ye çektik yapınca. Şimdi bunların yarı çapına 1 diyeyim. Hiç böyle yarıçap böyle R ile falan da uğraşmayayım istersen. Bunun yarıçap 1. Bir. 1 bir birim 1 bir birim 1 bir birim. E burası da dikdörtgen çıktı ya. Dikdörtgenden dolayı burası 1 ise burası da 1 oldu mu? Oldu. E sonra ne olacak burada? E buradaki açı D1, M1. D1'den dolayı M1'i bulabilirim. M1 neye eşit oluyor? Şuradaki dik üçgendeki tanjant alfa eşit olacak. 1, 2, 3 bölü 1. Yani M1, 3, 3 bölü 1'den kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. M2'ye bakacağız. M2'ye bakmak için ne yapacağız burada? Hocam çemberler birbirine değiyor. Merkezleri şurada bir birleştirelim mi? Birleştirelim. Merkez T'ye çektik yapalım burada. Çemberler burada da birbirine değiyor. Merkez T'ye çektik de şurada da yapalım. E sonra M2 için bana şu mavideki dik üçgen lazım bana. E hocam burası bir birim bir birim bir birim. Sonra burası yarı çapı. Bak dikkat et şurası bir birim bir birim bir birim, bir birim. iki birim bir birim burası. E burası da bir birim. Yani toplamda şu uzunluk kaç yapıyor? Şurası bir iken. Şurası bir bir iki yaptı. Burası da iki yaptı. Her şey belir açıktı. O zaman D2 M2 neye eşit oluyor? E o zaman şuradaki dik üçgene bakacağız D2'deki. D2'ye de. Buradaki dik üçgende de nereye bakıyoruz? Hocam 1, 2, 3 bölü 2, 4, 5. Yani 3 bölü 5 yaptı. M3'e bakalım. M3 neye eşit olacak? Hocam bu. Bak tam nereden geçiyor? Buradan geçiyor. Buna ait dik üçgen şu şekilde. Buradaki dik üçgene bakacaksın. Bu da 1 bölü 3 değil mi? Evet. Bu da 1 bölü 3 yaptı. M4'e bakalım. M4 da şuradan geçiyor. O da 1 bölü 5 yapıyor. M4 de şuradaki dik üçgenden. Bak dikkat et. Şuradaki dik üçgenden dolayı. Yani şöyle göstereyim sana burada. Şu dik üçgenden dolayı o da 1 bölü 5 yaptı. E gel burada yerine yaz olay bitsin. Hadi bakayım şurada yerine yaz. M1 dediğim 3 yazıyorum. 3 artı M3 dediğim 1 bölü 3. 1 bölü 3 bölü. Sonra M2 artı M4. 3 bölü 5 ile 1 bölü 5. 3 bölü 5 artı 1 bölü 5. Arkadaş burası 3 kere 3. 9 artı 1 10 bölü 5 yaptı. Değil mi? Burası 1 bölü 5'ti. Evet. Yok bu kaçtı? M3'ti. M3 1 bölü 3 Ha, şurası 1 bölü 3 ise eğer 3 kere 3 9 artı 1'den 10 yaptı. 10 bölü 3 yaptı burası. Tamam bölü aşağısı da hocam 4 bölü 5 yaptı. E o zaman buradan gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Yani 10 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 ters çevirip çarpınca böyle. Buradan neler geldi? 2'ye böl 2'ye böl 5. 2 başka da sadeleşen yok. O da 25 bölü 6 yapıyor? Evet yani cevap 27. soruda Balıkesir çıkar. Geldik 28'e. Şimdi burada arkadaş bir doğru verilmiş analitik düzlemde. Hemen eksenleri kestiği yerleri bulalım. X yerine 0 yazsam 2 eşittir 12'den Y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Y eksenini kestiği yer 6. Yani burası 0'a 6 noktası oldu. Yani şu uzunluk kaç birim çıktı? 6 birim çıktı. Bunu yazalım. Sonra y ye yerine 0 yazsam eksi 4 x 12 x de buradan eksi 3 gelir. Yani x eksenini kestiği yer eksi 3. 3'e 0 oldu. Evet burada uzunlukta 3. Aa en sevdiğim bir şey var burada. Hocam burada 3-6 yani 1'e 2 oran var. E, burada mantıları falan filan gidebiliriz ama bence dal alfa beta'ya dal alfa beta'ya dal dal alfa beta alfa beta e alfa beta e, burası da beta yaptı. Bak dikkat et alfadan beta'ya geç 1'e 2. E o zaman her yerde alfadan geçi, beta geçiş beta'ya geçiş 1'e 2. Yani şuradaki üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani hocam şu alfanın karşısındakinden beta'nın karşısına geçiş 1 bölü 2. Yani burası o zaman 3 bölü 2 mi yaptı? Evet. E hocam burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. E, o zaman burası bunun yarısı olacak. 3 bölü 4 olacak burası. E her şey çıktı mı meydana? Çıktı. Boyalı alan nedir? diye soruluyor bize. Hatta burası da kaç yapıyor? Şuradaki uzunluk falan filan da çıkıyor zaten alan dağıtarak mı gitsek böyle? İsterseniz alan dağıtarak da gidebiliriz. Bu arada burası kaç yaptı? 3 bölü 2'ye 3 olduğu için 3 bölü 2'nin kök 5 katı oldu. 3 6 ise burası da 3 kök 5 oldu. Şimdi burada neler yapılabilir? Hocam şuradaki dik üçgenin alanından şu alan çıkartılabilir. İster öyle yap. İstersen alan dağıtarak git. Tüm alandan buradaki alana da ulaşabilirsin. Alan dağıtarak gideyim. Hocam buraya bakacak olursak burada 3 bölü 4 bölü 4. Pardon 3 bölü 4 bölü 3. Yani bu 3 bölü 4'ü buna böldüğün zaman 1'e 4 olan mı var kelebekte? Evet. Kelebekteki oran 1'e 4. 1 bölü 4'ün karesi nedir? 1 bölü 16'dır. Yani şurada kalan A ise şurası 16 A'dır. E sonra hocam burada da şöyle 1'e 4 oran var. O zaman 1'e 4 orandan dolayı 1'de kalan A ise 3'de kalan 4 A'dır. Şimdi bunun yarısı kaç A? 20 A. Hocam burası da 20 A. Burası 19 A olacak. E tüm alanı ben biliyorum. 20 A, 20 A, 40 A. 40 A neye eşit? Hocam şu 3 kök 5 çarpı yazıyoruz. 3 kök 5 çarpı 3 kök 5 bölü 2 bölü 2'ye eşit olacak. E buradan kök 5 ile kök 5 5 yaptı. Bununla sadeleşince 8 yaptı. A da buradan 9 bölü 2 idi. Bir de bölü 8'i geldi. 9 bölü 16 mı oldu. Evet. A'yı 9 bölü 16 bulduk. 19 A isteniliyor benden. 19 çarpı 9 bölü 16. O da kaç yapıyor? Sonu birli. Yani 171 bölü 16 yapıyor mu? Yapıyor. cevap böylelikle akçay oldu. İstediğiniz şekilde ben burada alanı dağıtarak buldum. Tüm alandan oradaki alana da ulaştım. Evet örnek 28. Akçay geldik örnek 29'a. Şimdi burada aşağıda dik koordinat düzleminde 5 adet birim karelerden oluşan bir dikdörtgen verilmiş. 5 adet birim kare. Hocam birim kare demek bir kenarı bir birim olan kareler değil midir bunlar? Evet bir kenarı bir birim olan karelermiş bunlar. Eyvallah. Y eşittir 2x doğrusuymuş burası. Hocam y eşittir 2x doğrusu üzerinde bir nokta. Bak tam bu buradan geçiyor. Gördüğün üzere. Hatta şuradaki noktayı da kullanabiliriz. Karenin köşe geçmiş. Tam buradan geçmiş. AB'nin eğimi nedir diye soruluyor bize. Şunun eğimi soruluyor bize. Yani bunun eğimi için Şurada kaçın? tanjantını bulacağım. Hocam sola yatık olduğu için negatif diyeceğiz. E, ee, hadi bulalım bakalım. Şimdi şuradan şöyle bir dik çizecek olursak. Çünkü buradaki noktayı kullanmak zorundayım ben. Buradaki noktayı nasıl kullanabilirim? Bunun eğimi kaç böyle baktığımız zaman? Hocam y e eşittir 2x. Bunun eğimi 2. Bunun eğimi 2 ise burada kaçın tanjantı 2 olacak. Yani burası 2k'ya burası ne olacak? k mı olacak? Evet. E ee, sonra bir işlem yapmalıyız burada. Hocam nasıl bir işlem yapacağız burada? Hocam burada bir benzerlik var bakar mısın? Şurası 2 iken burası 3. Yani şurada bir temel orantı var. Hocam burası 2 bölü tamamı kaç? 3. Ya da şöyle de diyebiliriz. Hocam burada 2'ye 3 oran var ya. E burada da 2'ye 3 oran olacak. Ha, o zaman ben buraya 2n dersem. Burası 3n diyebilir miyiz? Evet 3n diyebiliriz. K dediğimiz 3n olduysa 2, 2 2k dediğimizde 6n mi oldu o zaman? Evet. E o zaman buradaki dik üçgendeki olay çıktı. Şu açının tanjantı. Yani M dediğimiz tanjant alfanın eksilisi olacak. Sola yatık olduğundan dolayı. Çünkü bunun tanjantı isteniliyor bizden. Bu onun eğimi isteniliyor. O da 6M bölü 2 M değil mi? Evet. Eksi 6M bölü 2 M olduğundan dolayı cevap ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Yani cevap Akçay çıktı. Evet dikkat edin. Böyle eğim istenildiği zaman tanjanta bakacaksınız. Değil mi? Başka ne yapacaksınız ki? Geldik örnek 30'a. 8'e 5 verilmiş. Kardeşim şu 8'e 5 verilmiş ya. Buranın 8 olduğunun buranın da 5 olduğunu yani burası 5 ise burası 5 burası 5 e bu bir kareymiş. O zaman 5'i yazın. Hocam 5 yazınca tamam 8'de buraya ne kaldı? 3 kaldı. E tamam her şey çıktı meydana. Bak buradaki noktanın apsisi 3 ordinat da 5 değil mi? Evet. Yani buradaki nokta aslında 3'e 5 noktası yaptı. 3'e 5 noktası da bu doğrunun üstünde değil mi? O zaman denklemi sağlar. Yaz yerine x yerine 3 y yerine 5 yaz. 2 3 6 eksi 15 artı k eşit 0 yapması lazım buradan. Buradan da k'yı kaç buluruz? Hocam x 9 yaptı öbür tarafa atınca da 9 yaptı. zaten bizden de o isteniliyor. Cevap akçay oldu 30. soruda. 31'e geldik. Dik koordinat düzleminde şöyle bir doğru verilmiş. Yani bu doğru üzerinde bulunan k ve l noktalar arasındaki uzaklık 8 birimdir. Kale doğru parçasının orta noktasının koordinatı verilmiş. Hmm, tamam. O zaman analitik düzlem çizeceğiz arkadaş. Yapacak bir şey yok. Analitik düzlem çizip yorumlayalım bakalım. Şimdi burada x yerine 0 yazsam. Y'si kaç yaptı? 6 yaptı. Hocam y'si 6 yaptı. 0'a 6 noktasından geçiyor. Peki y yerine 0 yazsam. X de ne yapıyor? 4 yapıyor. Hocam 4'e 0 noktasından geçiyor burası da. Şimdi bu doğrunun denklemi işte grafiği şu şekilde mi oldu? Evet. Şimdi bana diyor ki Buradan K bu doğru üstünden K ve L noktaları seç diyor Ve K L'nin orta noktası 2'ye 3 olsun diyor. Hocam şöyle şuraya bakacak olursak 2'ye 3 noktası burada değil mi? 2'ye 3 noktası evet. Hatta 2'ye 3 noktası hocam şuranın da orta noktası oldu gördüğünüz üzere. O zaman K L ne olacak arkadaşlar? K ve L noktaları anet düzenin hangi bölgelerinde olabilir diye soruluyor. Bir kere K L birinci bölgesinde olabilir mi? Olabilir. Ve K ile L arasındaki uzaklık da 8 birimmiş. Hmm. Hocam burası 4. Burası 6. 4 6. Pisagor bağıntısından burası 2 kök 13 çıkıyor. Yani kök 13'e kök 13 oldu burası. Şimdi öyle bir şey ki orta noktası burası olacak. O zaman bizim K ve L noktası ne olacak? Orta noktası burasıysa bundan A birim uzakta A birim uzakta. Yani bizim noktalarımız şurada ve şurada olabilir. Ama bir de diyor ki K ile L noktaları arasındaki uzaklık 8 birim. 8 birimse bu uzunluk 4 birim 4 birim olabilir. Ama şurası tamamı kök 13. Kök 13. Bu da kök 16. Kök 16 daha büyük olacak. O zaman bizim K ve L noktası ne olacak? Hocam 4 birim ilerisinde buradaki nokta. 4 birim ilerisinde buradaki nokta yapar. K noktası burada ve burada olursa K, L'nin orta noktası bak tam burası yapıyor ve uzunluklarda 4 birim 4 birim oldu mu oldu. O zaman bizim K ve L noktası nerede oldu? Hocam K ve L noktası bir tanesi ikinci bölgeye düştü. Bir tanesi de dördüncü bölgeye düştü. 2 ve 4 olacak. Yani cevap böylelikle balık olacak mı? Olacak. Bak dikkat çok güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulmuş güzel bir mantığı olan bir soru. Bunun benzeri soruldu. E bir şey yapamıyorsak şekli çizeceğiz kardeşim. Şekli çizip yorumlayacağız. Bu kadar basit. Bak ne de güzel yorumlandı. Bak burada kök 13 birim uzunluğu bile kullanıldı. Ha bu iki nokta şu şekilde de olabilirdi. K orta nokta olacak şekilde. Hocam bir nokta burada bir nokta burada. Hani birinci bölgede de olabilirdi her iki nokta. Zaten şıklarda da var gördüğünüz gibi. Ama şu 4 birim uzakta diyor ya. Yani kök 13'ten daha uz uzağa gidecek. Burada da kök 3'ten daha uzağa gidecek. 3'e ve kaça? 2'ye ve 4'e düşürdü o zaman bu noktaları. Gerçekten hoş bir soru. Yine benzeri yine karşımıza farklı bir yorumla çıkabilir. O yüzden dikkat edin buna. Evet geldik bir sonraki soruya. Bu mantıkta soru da daha öncesinde birkaç defa soruldu. Şimdi burada 28 tane birim kare ile e, buradaki şekil oluşturulmuş. Y eşittir doğrusu doğrusuyla eşit alanlı iki parçaya bölmüş. E 28 tane birim kare var ya o zaman bunun üst tarafı nedir? 14. Üst tarafı 14 alt tarafı da 14 olacak alan olarak. E alan olarak 14 sa hocam birim karelerde o zaman buradakinin alt tarafındaki şu alana bakacağım ben şimdi. Bu alan 14. E hocam bu alan 14 demek ne demek? Şöyle bir dik üçgen oluştururuz. E hocam burada şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim oldu burası. E şuraya da A diyelim. Hocam A çarpı 7 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şu şurada kalanı çıkartacağım. Burada kalandaki değil mi? 2'yi çıkarttığım zaman 14 e mi eşit olacak. Evet. E o zaman buradan 7 A bölü 2 eşittir 16 yapar. E o zaman buradan da A'yı kaç buluruz? 32 bölü 7 olarak mı buluruz? Evet. A 32 bölü 7. Şimdi benden ne isteniyor? M kaçtır? E bu Y eşittir doğrusunda Tanjant alfa eşit değil mi Hır bu? Evet. M dediğimiz tanjant alfa hatta sağ yatık olduğu için artılı olacak. Tanjant alfa da neye eşit oluyor? Hocam karşı bölü komşu yani 32 bölü 7 bölü 7'ye eşit olacak. O da 32 bölü 49 mu yapar? Aynen öyle. Örnek 32 denizli oldu geldik. Örnek 33'e. Şimdi karenin alan 16 verilmiş. O zaman bir kenar kaç yaptı? 4 yaptı. Tamamı yani şuradaki uzunluk 7 ya. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. ABCD karesinin alanını iki eş parçaya bölen ve orijinden geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. Arkadaş orijinden geçen ve bu doğrunun karenin alanını iki eş parçaya bölen doğru bu şekilde olmak zorunda değil mi? Evet. Dikkat. Herhangi bir dikdörtgende paralel kenarda karede ya da paralel kenarın özel hallerinde herhangi bir doğru bu alanı iki eş parçaya bölüyorsa bak analitikte de çıkar karşımıza bu tam olarak ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Lütfen buna dikkat et. Bu ağırlık merkezini kullanmak zorundayız. Peki ağırlık merkezinden geçecekse burası. Ağırlık merkezini nasıl kullanırız? Ya köşegenlerin kesim noktası deriz. Ya da hocam şuradan çizilen dikmeler yani karede ağırlık merkezi burasıysa çizilen dikmeler ne olacaktır? İki eş parçaya ayıracaktır hep böyle 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 böyle. E zaten bana bu doğru neyimi lazım olduğu için e o zaman burada ne yaptık ne yapmak lazım? Bu dikmeler tabii ki daha mantıklı. E o zaman burası da 2 birim 2 birim 2 birim ayırıyor ya. 2 ise burası da 2 oldu ve şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı ve tanjant alfa isteniliyor bizden. O da karşı bölü komşu yani 2 bölü 5 yapar. E, sağ yatık olduğundan e, artı 2 bölü 5 olacaktır. Örnek 33 böylelikle balık kesir oldu. Güzel bir soru lütfen dikkat edin buna. 34. sorudayız. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde. Bak bir şey verildiği zaman ben hemen eksenleri kestiği yerlere bakalım. Analitik düzlemde. Mesela x yerine 0 yazsam y'si 16 yapıyor. E, y yerine 0 yazdığım zaman da 2x 16'dan x de 8 geldi. Tamam. Şurayı bulduk. Başka öbürü de doğru düz eksenlerle oluşturduğu Kapalı bölgeye eşit alanın iki bölgeye ayırmaktadır. Şu yeşil doğru. E, bu üçgenin alanını iki eşit parçaya ayırmaktaymış. İki eşit parçaya ayırıyor. E, D doğrusu 2'ye 0 noktasında kestiğine göre. D doğrusu x eksenini 2'ye 0'da kestiğine göre. Yani burası 2 birim diyor. Hocam burası 2 birimken burası kaç birim o zaman? Siz, burası nokta olarak 8'si. Burası 6 birim olduğunu biliyoruz. Peki burada ne yapacağız? Burada oranlamaları kullanıp ona göre işlemler yapacağız galiba. Değil mi? Evet oranlamaları kullanıp işlemler yapacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Bu doğrunun denklemini bilmiyorum ben. Sadece eşit alanını iki eşit parçaya böldüğünü biliyorum. Şunun buradaki üçgenin alanını. Hadi alan dağıtalım arkadaş. Yapacak başka bir şey yok. Hocam 2 var 6 var. Hemen şöyle üçgenleri oluşturalım. 2'deki alan 2A ise alttaki alan 6A'dır. E hocam ben şunu biliyorum. Bu 2 parça ayırıyordu zaten. E burası 6A iken burası da 6A olacak. Buraya da 4A mı kaldı? Evet. Şimdi çünkü burası 6A iken burası da 6A yapacak. E hocam niye böyle 2'deki 1'e 3 demedik de? Ya 1'e 3 de diyebilirdik. Hocam burası A iken burası 3A deyip. Hani böyle şey yaşamamak istemedim ama. Delin ne biliyor da sıkıntı yok. E burası 3A iken burası da 3A ya. O zaman buraya da ne kaldı? 2A kaldı. E şimdi dikkat et. Burada güzel bir şey çıktı. Hocam burada 2A'ya 4A çıktı gördün mü? E buradaki tepe noktasına göre bakacak olursan alanlar biri 2A biri 4A ise A bu tepe noktasına göre 1'e 2 oran var alanlarda. O zaman burası enken burası iken olmaz mı? Alanlardaki oran tabandaki oranlama eşittir. Çok güzel. E bunu da bulduk. Sonra bizden ne isteniyor? Y ekseni kestiği yer. D doğrusunu y ekseni kestiği yer isteniyor. Arkadaş bunu da bulduk daha sonra olay bitti. Şu oranı da bulduk ya. Bu oranı da kullanmak için bir hamle yapalım. Ne yaparım? Şuradan dik çizebilirim ya da şuradan dik çizebilirim. Şimdi benden zaten y ekseni kestiği yer isteniyor. Hocam şuradan dik çizdik mesela. Şuradan dik çizince ne geliyor burada? İçeriye böyle şurayı karıştırmak istemedim çok fazla. Hocam burada 1 bölü 3 olan var. E bunun tamamı 8 ya. O zaman 1 bölü 3 eşittir. Buraya da kaç k diyeyim e, ya da t diyeyim. T bölü 8'den dolayı T'yi buradan 8 bölü 3 buluruz. Evet 8 bölü 3 çıktı burası. Şimdi bunun y eksenini kestiği yer isteniyor. Hocam burada 1'e 3 1'e 2 oran var ya. E burası da e, ne diyelim. Şurada 1'e 3 orandan dolayı burası k ise burası da 2k oranı söyleyebiliriz. Ha, 1 bölü 3 değildi. hani 1'e 2 1'e 2. Hocam burada 3k eşittir 16 ise k'yı da buradan 16 bölü 3 olarak buluruz. k buradan 16 bölü 3 burası da 32 bölü 3 mi yapar? Evet. Şimdi burada y eksenini kestiği yer istenildiği için e, o arkadaş burada da şu benzerliğe bakacağız. Bakar mısın şuraya? 2 bölü 8 bölü 3. 2 bölü 8 bölü 3. Şöyle 2 bölü 8 bölü 3. Şuraya da x bölü tamamı. x bölü tamamı. x artı bu da 32 bölü 3 değil miydi? Evet 32 bölü 3 olacaktır. İşler dışlar yapalım. Hocam 8x bölü 3 eşittir. E, şunu da şu çarptım. 2x e, artı 2 ile bunu çarptığım zaman 64 bölü 3 yaptı burası. Bunu buraya atınca 2 3 6 2x bölü 3 yapar burası. 2x bölü 3 eşittir. 64 bölü 3 yaptı. Bölü 3'ler gitti. 2x 64 ise x de buradan kaç geldi? 32 geldi. x uzunluk olarak 32. Hocam 32 ya aşağısı eksi 32 noktası yapmaz mı? Yapar. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı isteniyor. Zaten bizden cevapta böylelikle açay yapar. Ha hocam belki bölü 3'leri kullanmayabilirdik. Ya gerçi her türlü kullanacağım. Burası 2'ye 6 birim ya. Şuradan da paralel çizseydim yine aynı sonuçlara ulaşacaktık arkadaşlar. Şuradan da paralel çizip sonuca o şekilde de ulaşabiliriz. Yani şuradan dik çizip hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran var. Sonra şuradaki kelebeğe bakardık. Yani her türlü benzerlikle sonuca ulaşabilirdik dostlar. Başka türlü analitik bilgisi de kullanılabilirdi tabii ki ama... Benzerlik olduğu da aşikar burada. Artık üçgen her yerde kullanılıyor. Analitikte de kullanmayı da öğrendiniz. Değil mi? 34. Akçay. Geldik 35. soruya. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde bir kenarı şu. Arkadaşım verilmiş ya. Hemen. Analitik düzlemde verildiği zaman eksenleri kestiği yerlere bakalım. 3y ye 12 ise y'si 4 yapar. E, o zaman burada y ye yerine 0 yazınca 4 x eşittir 12 ise burası da 3 mi yapar. Evet. Eksenleri kestiği yerleri buldum. Sonra ne isteniyor bir yandan? A. Bu da eşit alanla iki parçaya bölüyor. Eşit alanla iki parçaya bölen nereden geçmek zorunda? Hocam tam olarak ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Bu D doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor bize. Ağırlık merkezinden geçen buradaki şeyi bulmaya çalışacağız. Başka bir şey verilmiş mi? Bu doğrunun eğimi eksi bir olarak verilmiş. Hmm, bu doğrunun eğimi eksi bir. Hocam eğimi eksi ise o zaman ben bu ağırlık merkezini bulursam da olay bitti mi bitti. Nasıl bulacağız? Arkadaş burası bir, bir kare mi? Kare. Şimdi burada buradaki nokta kaç? 0.4 4 noktası. Burası köşegenlerin kesim noktası ya. Bu sefer şu dikmelerle yapmayayım da köşegenlerin kesim noktasından yapayım. Hocam şu tam orta noktası yapıyor ya. B noktasını bulursam olay bitti. B noktasını bulmak için hamle yapacağım. Şuradan dik çizdim. Alfa, beta. A, beta 90 ise alfa, alfa 90 ise beta. Hocam şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Hatta 90'ın karşısında eşit olduğu için eş. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı, beta karşısı 4 ise betanın karşısı 4. Yani bu nokta ne oldu? 7 birim sağda 3 birim yukarıda. 7'ye 3 noktası yaptı. Ve artık ben buradaki 7 artı 0 bölü 2, 7 bölü 2'ye 3 artı, 3 artı 4 bölü 2 3 artı 4 bölü 2 bu da 7 bölü 2 mi yapar? Evet. Yani buradaki nokta 7 bölü 2'ye 7 bölü 2 noktası yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor Diye doğrusu denklemi. Arkadaş elimizde iki tane şey var. Bir eğim var. İki nokta var. Eğimi ve bir noktası belli olan doğrunun denklemi neydi? m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdı. m dediğim eksi 1 eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x yani 7 bölü 2 eşittir y eksi noktadaki y. Yani o da 7 bölü 2. E buradan eksi 1 ile buraya çarpıyorum. Eksi x artı 7 bölü 2 eşittir y eksi 7 bölü 2. Buradan bunu buraya bunu buraya atalım. 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 7 yapar. Eşittir x artı y mi yaptı? Evet x artı y 7 ya da x artı y eksi 7 eşit 0 olur e, 7'yi de öbür tarafa atınca x artı y eksi 7 eşi 0 oluyor. Yani cevap böylelikle alçay oldu 35. soruda. Geldik 36'ya. Yukarıdaki koordinat düzleminde d1 ve d2 doğruları verilmiştir. D1 doğrusunun denklemi verilmiş. 4x artı 3y eksi 120 eşi 0 olarak verilmiş. Bu iki doğru birbirine paralel verilmiş ve b noktasını koordinatta 8 6 olarak verilmiş. Şimdi D2 doğrusunun üzerindeki A ile B noktalarının arasındaki uzaklık D1 ile D2 doğruları arasındaki uzaklıktan 2 birim eksiktir. Ya arkadaş Hocam bunun eğimi belli. iki doğru paralel ya. Eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazıp paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilirim. Ya da hocam bu direkt noktanın doğru yolun uzaklığı da bize paralel iki doğru arasındaki uzaklığı vermez mi verir? Noktayı doğru yerine yaz. 4 kere 8 32 artı. Y e, yerine de 6 yazıyorum. 6 kere 3 18. Eksi 120 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde a kare artı b kare. Yani 3 4 varsa 5. Burası 50. Eksi 70 yaptı. O zaman 14 yaptı. O zaman burayı 14 bulduk. Şurayı. Başka ne demişti bize? D2 doğrusu üzerindeki A ve B noktalar arasındaki uzaklık D1 ile D2 doğrular arasındaki uzaklıktan 2 birim eksiktir. Yani burası 14 eksi 2. 12 olmak zorunda. Buna göre diyor O OAB üçgenin alanı nedir diye soruluyor. OAB üçgenin alanı. Hmm, tabanına ait ne lazım? Bize yükseklik lazım hocam. Şu. Keşke doğru denklemini yazsaydık. Noktanın doğru olan uzaklığını bulurduk. Ya da ne gerek var kardeşim? Şu noktanın bu doğru yalan uzaklığını bulsan önemli olan zaten bu. Buranın da 14 olduğunu biliyoruz biz. O zaman biz 0 0 noktasının şu doğru yalan uzaklığını bulalım. Yaz 0 0 yerine. Hocam 0 artı 0 eksi 120 mutlak değerce tabii ki bu. Bölü kare küçüğünden kare artı b kare. 120 bölü 5'ten kaç çıkıyor? 24 çıkıyor. Yani bunun tamamı 24. 14'ü buradaysa buraya 10 kaldı. O zaman bunlar paralel ya. Hop bu da yüksekliği yapmış oldu. Yüksekliği 10. Taban 12. Yükseklik 10. 12 çarpı 10 bölü 2. Yani kaç çıkıyor? 60 mı çıkıyor? Cevap 60 çıkar. Böylelikle cevap C an oldu. Güzel bir soru. Geldi ki örnek 37'ye. Benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Şimdi M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde. 0, 1 noktasından geçen bir doğrunun eğimi 2 m. Şimdi burada 2 m verilmiş. 0, 1 noktasından geçen bir doğrunun eğiminden bahsediyor. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazarız. Nasıldı? 2 m. Yani m çarpı x eksi x sıfır noktadaki x sıfır eşittir y eksi 1 olduğundan dolayı buradan 2mx eşittir mi yaptı. Evet bir doğru denklemimiz bu oldu. 0 0 noktasından geçen bir doğru eğimi de m'miş. Yani direkt orijinden geçen doğru y eşittir mx şeklinde olmuyor muydu? Direkt y eşittir mx eğimim m olduğu için 0 0'dan da geçtiği için y eşittir mx oldu. Sonra eksi 1'e 0 noktasından geçen ve eğimi de 6m olan yani 6m çarpı x eksi noktadaki x. x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir. y eksi 0 mı olacak? Evet. Buradan da 6mx artı 6m eşittir y oldu. Denklemler bunlar oldu. Şimdi oldu bu üç doğrunun bir noktada kestiği biliniyor. Arkadaş bu üç tane doğru bir noktada kesiyorsa kesim noktasını ben bulabilir miyim? Bulurum. Nasıl? Ortak çözümle. Hocam şu ikisini ortak çözüm yapalım. Bu x'in ortak çözüm yaptığımda y ye yerine m x yazsam ya da mx yerine y yazabiliriz arkadaşım değil mi? Evet gel burada mx yerine y yazalım. O zaman mx yerine y yazdığımız zaman bir dakika. Evet mx yerine y yazacağız. Aa burası y eksi 1 bir de eksi 1 de var burada. Tamam mx yerine y yazdığımızda y eşittir pardon 2y eşittir y eksi 1 olduğundan dolayı y'yi buradan kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. y'yi eksi 1 bulduk. Çünkü x'in ortak çözümünden. Peki şu ikisinin ortak çözümüne bakalım. MX yerine yine Y yazalım burada. 6Y artı 6M eşittir Y ya. Y yaptık buraya. 5Y eşittir. Eksi 6M yaptı. Hocam Y zaten eksi 1'di. Burası 5Y pardon. 6Y eksi Y. 5Y yapıyor e ya. Eksi 6 bir de öbür tarafa attım. E Y de eksi 1'di zaten. Y yerine eksi 1 yazdığımızda. Eksi 5 eşittir. Eksi 6 M oldu. Ondan dolayı M de buradan ne yapıyor? Hocam 5 bölü 6 mı yapıyor? Evet zaten bizden o isteniyor. Cevap Akçay yaptı. Örnek 37'de benzeri bir soru ÖSYM tarafından soruldu. Yine sorulabilir. Ha hocam ee, böyle analitik düzlemde çizerek de yapabilir miyiz acaba? Yapabiliriz aslında. Ama oradan daha ağır sonuçlara e, çıkabilir. Ya burada direkt doğruların ortak çözümü yapacağımız belli ya. O yüzden doğru denklemlerini yazdık diyebiliriz. Tamam. 37'yi bu şekilde bulduk. Geldik 38'e. Bir katlama var. Bir de x eşittir 2'ye doğrusu. Aslında bu y eşittir. Bunu buraya atsam 1 bölü 2x doğrusu değil midir? Evet. Yani bunun eğimi y eşittir 1 bölü 2 x oldu. Direkt orijinaline geçtiği için x'i e katsayısı 1 bölü 2. Tamam. Bu şekilde bir katlama olmuş. Şöyle bir katlamayı şöyle bir eski haline geri getirelim. Bir kere burası 90'sa burası 90. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla da bu kenar birbirine eşit mi? Eşit. C noktası verilmiş bana 20. Hmm. Şimdi bunun eğimi ne demiştik? 1 bölü 2 demiştik değil mi? Evet. 1 bölü 2. Çünkü y eşittir. Bu zaten belli. y eşittir. 1 bölü 2x olduğundan eğim 1 bölü 2? Hocam tanjant alfa 1 bölü 2 olduğundan dolayı e ben buraya a dersem a bölü 20 1 bölü 2 ya a buradan 10 mu çıkar evet karenin bir kenarını 10 bulduk e, 10 bulduysan yaz buraya 10 burası 10 burası karenin bir kenarı 10 e burası da 10 sonra ne çıktı burada hocam şöyle bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı kelebekteki oran kaç arkadaşlar 10 bölü 10 1'e 1 bir. yani burası da eşit oldu mu oldu Ha. Ha, ha. Eşit oldu. Kelebekteki oran 1'e 1'den dolayı. E tamamı oldu. Burası 5 birim 5 birim oldu. Hatta burası da 5 oldu. Şu muhteşem üçlü bir işime yarayacak mı acaba diye düşünürken A noktasının yeni yerinin yani şuradaki noktanın orijinal olan uzaklığı isteniliyor bizden. Yani bu uzaklık isteniliyor bizden. E arkadaş şuradaki muhteşem üçlü bir işime yarayacak mı diye düşünüyorum şöyle. Şöyle şöyle yapsam sadece 90 derece oluyor. Bir işime yaramayacak galiba. O yüzden şunu bir sileyim. E ben burada ne yapabilirim arkadaşım? A noktasını buna karşılık bir 90 dereceye karşılık getirmeliyim değil mi? Hocam şöyle bir 90 dereceye karşılık getirirsem. Şuradaki uzunluğu bulursam olay bir TC gibi. E hocam ben bunu bulmaya çalışacağım şimdi. E bunu bulurken ne yapmam lazım? Ya hocam burada şöyle dik çizerek dik çizerek dik üçgenler oluşturabilirim. Evet bir yöntem. Ama buradan dik çizdim ya. Sanki burada bu katlamadan dolayı şuradaki açı ortaylığı da kullanacağım gibi. Sanki. Sanki. Ee, katlamada üst üste binen kenarlar işte üst üste binen açılar işte ya. Buradaki açılar da aynı aynı şekilde. E, ee, ne yapalım burada? Şu dikin devamını getirsem. Aa hocam dikin devamını getirince şurada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgen çıktı. Burada güzel bir şeyler gelir gibi hissettik. Hatta burada açı ortaylığı da kullanabiliriz. Hatta burada z'den dolayı alfa, alfa değil mi burası z'den dolayı burası alfa. E ben tanjant alfanın da 1 bölü 2 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E o yüzden burada 1 bölü 2 olayında kullanayım mı? Kullanayım. E hocam burada 1 bölü 2 oranında burası a iken burası 2a değil midir? Şuradaki dik üçgendeki tanjant alfa da evet. Şimdi açı ortayla kullanayım hocam. 2'ye 1 oran var 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 10'sa o zaman burası 5 olacak. Bak dikkat et dik üçgenin kenarları ne oldu? Hocam şöyle bir dik üçgen çıktı. 2A burası. 5 artı A burası. 10 burası. Hocam büyük ihtimalle ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. Yani A yerine 3 yazarsam 6, 8, 10 üçgeni çıkıyor mu? Çıkıyor. E burası 6 ise o zaman buraya ne kaldı? 4 dört kaldı. 4 ise burası da 4 mü? 4. Şimdi bu uzunluğu ben buldum. Şurası 8 birim. Buraya da 2 birim mi kaldı? Evet. Şimdi artık burada bir Pisagor bağıntısına sonuca ulaşırız. Başka türlü diğer türlü şuradan dikmeler çizerek de yapabiliriz. Hatta geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Böyle dikmelerden sonuca ulaşmıştım ben. Aa, burada bu sefer böyle tanjant alfayı da kullandım. Ee, yine bir nevi tanjant alfa eğimi kullandım. Benzerlik açıortay ortay maç ortay. Yine geometriden çıktı. Yani dik üçgenin kenarları bu sefer ne oldu? 2'ye 14 oldu. 2'ye 14 oldu bizden x isteniyor. Bu hocam 2 çarpı 1. Hocam burası da 2 çarpı 7. E o zaman burası da 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 7'nin karesi. 1 artı 49'dan 50. E burası da 5 kökü ya. Hocam 5 dışarıya 2 çarpı 5 kök 2 de kaç yapar? 10 kök gibi yapar? Aynen öyle. Cevap Edremit oldu. 38. soruda. Güzel bir soru. Farklı çözüm yöntemleri de var. Hatta belki uğraşsan sen daha farklısını belki daha güzelini de bulabilirsin. Değil mi? Dene o zaman. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde y eşittir eksi x artı 4 doğrusu üzerinde bir a noktası. Çizeceğiz mi acaba? Dur bakalım. Çizelim bakalım. Şekli çizerek mi olacak acaba? X yerine 0 bu hmm, X yerine 0 yazsak Y yerine 0 yazsak 4'e 4'ten geçecek. Bakalım çizince çıkacak mı merak ediyorum. 4'e 4'ten geçen bir doğru. X yerine 0 yazsam Y'si 2. Y'si 2 olduğunda Y yerine 0 yazdığımız anda X de eksi 2 oluyor. Hocam eksi 2. Ooo güzel. Bunlar dik kesişiyor. Bakar mısın şuraya? Ee, doğrusu üzerinde bir B noktası. Şimdi Şimdi ben bu doğru üstünde bir A noktası. Bu doğru üstünde de bir B noktası alacağım. Bir de X ekseni üzerinde bir C noktası alacağım. Şurada X ekseni. A, noktalarının apsileri toplamı 10. O AB doğrusunun eğimi 3. Şimdi buradan A, B doğrusunun eğimi 3. Şuradan da eğimi 3 olacak şekilde. O zaman bir noktayı nasıl seçeceğiz? Hocam biri böyle biri de bu şekilde olacak. Şu şekilde olacak. Ya buradan maalesef arkadaşlar. Buradan şekli çizerek a -a, ulaşamayacağım. Yani BC doğrusu eğiminin 1 bölü 2 olduğu biliniyor. Yok yok yok. Biz şekli çizmeden yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada abi A noktası seçelim. Bunun üstünden rastgele bir A noktası seçelim. Şimdi bir A noktası bu doğru üstünde bir A noktası seçecek olursak yani X virgül Y noktası ya. X yerine A yazarsam. X yerine A yazdığımda bak A noktasını seçiyorum burada. A noktası. X yerine A yazdığım zaman. Y'si ne yaptı o zaman? Hocam Y'si de eksi A artı 4 yaptı. Eksi A artı 4 yaptı. Peki bunun üstünde bir B noktası seçelim. B, o zaman burada X yerine bir B diyecek olursam. B, Y. Ye, y yes yaptı? B artı 2 mi yaptı? Evet. X ekseni üzerinde de bir C noktası seçelim. C noktası da X ekseni üzerinde bir nokta. O da C'ye sıfır noktası olsun. Şimdi ABC noktalarının apsislerinin toplamı. Yani A artı B artı C'yi vermiş bize. Hadi bakalım. A artı B artı C kaç verilmiş bize? Hocam 10 olarak verilmiş. Tamam. Elimizde bir tane denklem var. Eyvallah. Şu elimizde kalsın bakalım. Sonra başkanı vermiş. AB B eğimini 3. AB B doğrusunun eğimi Y'ler farkı. Yani hocam e, bundan bunu çıkarttığımız zaman şu B artı 2. Şunu eksiyle çarpıyorum. Artı A eksi 4 yapıyor. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Bölü X'ler farkı B eksi A yaptı. Yani burası hocam B bu kaç verilmiş? Bu kaç verilmişti bize? Evet bunun eğimi 3 verilmiş. O zaman buradan ne geliyor? Şu yukarıda yapayım işlemin devamını. Hocam bununla bunu çarptım 3B eksi A. Burası da B artı A eksi 2 yaptı ya şurası. Bunu da 3 ile çarpıyorum. 3B eksi 3A yaptı. O zaman buradan ne geldi? Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. O zaman buradan da şöyle bir denklem geliyor. 2B geldi. Dur bakalım. Şuradan 2B geldi. Bunu buraya attınca da 4A geldi. 4A eksi 2. 4A eksi 2 geldi. Evet. Buradan ne geldi arkadaş? 2B eşittir. 4A eksi 2. Dur sen göremedin. Şuraya göstereyim. Şurada göstereyim. Evet şuradaki işlemde 2B eşittir. Bunu buraya attık. Bunu buraya attık ya. 4A-2. Hatta burada e, 2'ye böldüğün zaman B eşittir. 2A-1 geliyor. Evet. B eşittir. 2A-1'i yazalım. Hocam B eşittir. 2A-1 yazalım. Şurada da bir denklem elde ettik. Bir tane daha BC doğrusu eğimi de 1 bölü 2'miş. BC doğrusu eğimi de Y'ler farkı. Yani B artı 2 bölü Y'ler farkı B artı 2 eksi 0 değil mi? B artı 2 bölü X'ler e, farkı da B eksi C. Bu da kaç verilmiş bize? 1 bölü 2 olarak verilmiş. Buradan 2B artı 4 eşittir B eksi C olduğundan dolayı. Buradan da ne buluyoruz? B eşittir hatta B artı C. Buraya atıyorum. B artı c ne geliyor? Hocam buradan da B artı C eşittir eksi 4 geliyor. Evet 3 tane denklem karşımıza çıktı. Buna göre AC doğrusu eğimi? Hocam AC doğrusu için içinde ne istenecek? Y'ler farkı A ile C arasındaki ilişkiyi bulacağız. Hadi ilk önce şuradaki ilişkilerden bir yola çıkalım. Bir şey yapalım burada. Hocam B yerine 2A-1 yazacağız. B yerine 2A-1 yazacağız. B yerine 2A-1 yazdığımız zaman. Ee, burada da C yerine ne yazmamız lazım? B yerine burada hepsini aynı cinsten yazmaya çalışalım. Hocam B yerine 2A-1 yazacağız. Ee, B yerine 2A-1 yazdığımızda o zaman bunu yalnız bırakalım. C ne oluyor o zaman? C de bunu öbür tarafa atıyorum. Hocam 2A Eksi 3 mi yapıyor? Evet. C yerine de hop gel burada yaz yerine. Eksi 2A eksi 3 yazdım yerine. O zaman topluyorum. A 2A ve eksi 2A. Bunlar birbirini götürdü. A kaldı buradan değil mi? Sonra başka ne kaldı burada? Eksi 1 eksi 3 eksi 4 yaptı. Eşittir 10 olduğundan dolayı A'yı buradan ne bulduk? 14 bulduk. A 14 yazdığımızda B kaç geliyor? 14 14 28 28 eksi 1'den 27 geldi. C kaç geliyor? Hocam A yerine 14 yazdığımız zaman 14 eksi 28 yaptı. Eksi 28 eksi 3 de eksi 31 yaptı. C de eksi 31 yaptı. E şimdi bizden A C doğrusunun neyimi isteniyor? A C doğrusunun neyimi? A yerine yazacağız noktayı yerine. Yaz bakayım A yerine noktayı. A yerine 14 yazacağız. E, o zaman A noktası ne yaptı? 14 yazdım. 14. 14 yazdığımda eksi 14 artı 4 de eksi 10 mu yaptı? Evet. Sonra C doğrusu. C'de, C de C'ye 0 ya. C de eksi 31 değil mi? Eksi 31'e 0 noktası yaptı burası. C. Bunun eğimi ne olacak arkadaşım? Y'ler farkı. 0 eksi eksi 10. Yani 0 eksi eksi 10. 0 artı 10 yapıyor. Artı 10 yaptı. Bölü. X'ler farkı. Eksi 31 eksi 14. Eksi 31 eksi 14 yaptı burası da. Yani 10 bölü kaç yapıyor? 45 yapıyor. Eksi 45 yapıyor. 5'e böldüğün zaman 2. 5'e böldüğün zaman eksi 9. Yani eksi 2 bölü 9. Vallahi korktum. Bir anda işte hatası yaptım mı yapmadım mı diye. Allah'tan yapmamışız. Ee, cevap böylelikle eksi 2 bölü 9 çıktı gençler. Yani burada ne deniyorsa hepsini yaptım. Hepsini aynı cilsen yazdım burada. B'yi A cilsinden yazdım. C'yi de A cilsinden yazdım. Sonra A'yı bulduktan sonra B ve C'ye de çıktı. Sonra eğim de kendinden çıktı. ÖSYM Böyle soru soruyor mu? Evet soruyor gençler. Ya hocam böyle ya saçmalama. Yeni ikinci işte matematik bilgisi falan filan çıkar mı? Çıkar 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 çıkar. Sordu sordu sordu. Haberin olsun. Sordu böyle soruları soruyor ÖSYM. E. Yani e, mesela dikdörtgende ve karede de çarpanları ile ilgili çok güzel sorular soruyor. Burada da hani denklem çözme sormuş sadece tamam. Ya matematikle geometri zaten iç içe Sorar mı sormaz mı? ikilemde kalmana gerek yok zaten. Evet cevap Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde 2'ye 1 noktasının eksi 2'ye 3 noktasına göre simetri olan C noktası. Bak 2'ye 1'in eksi 2'ye 3'e göre simetriyi burası C noktasıymış. Şimdi bu nokta bu nokta simetri olunca bu şekilde eşit olacak ya. Hocam orta nokta koordinatından yapabiliriz ya da 2 iken eksi 2 olmuş 4 azalmış bir daha 4 azalt 6 ya. Hocam 1 iken 3 olmuş ordinatı 2 artmış bir daha 2 arttır 5 noktası yapar burası. Şimdi bu noktada neredeymiş? Bu doğru üstündeymiş. E tamam. Bu noktada bu doğru üstündeyse x yerine eksi 6 yazalım. Eksi 6 yazdığımızda eksi 18 artı y yerine de 5 yazalım. Y yerine de 5 yazdığımız 5 kere 4 20 artı k eşit 0 olduğundan dolayı k'yı da buradan ne buluruz? Eksi 2 olarak buluruz. Evet. Denklemimizde k'yı eksi 2 bulduk. Şimdi bu c noktası bu doğrunun üstünde. İşte bu doğru üzerinde yine bir d noktası alacakmışım. E o zaman aynı doğru üstünde. Ha, böyle şey mi yapsam? Bu şekilde yapıp da bir ee, normal yorum yaparak da sonuca ulaşabilirim sanki ama yorumla uzun olacak galiba. Analitik düzlem çizerek de yapabilir miyim acaba diye düşünmüyor değilim. Yani normal yorum yaparak nasıl yapılır? Ya hocam buradan üzerinde alınan bir D noktasında C noktasının olan uzaklığı 10. Yani şimdi burada bu doğru üstünde bir tane nokta alacaksın ve C noktasının olan uzaklığı da 11. Im. C ile D zaten nerede? E zaten şeyde olduğunu biliyoruz. Ya da rastgele bir nokta seçersin burada. Hocam C noktası kaçtı? C noktası eksi 6'ya 5'ti. E buradan bir nokta alırsın. Buradaki bir noktayla bunun arasındaki uzaklık bize 11 birim olarak verilmiş. Bu da orada 3x artı 4y eksi e, 2 eşit 0 olarak verilmiş ya. Hocam bunun üstündeki bir nokta x virgül y noktası diyelim. Burada y'yi de yalnız bırakalım mesela. Hocam y yerine de bir şey yazarız. Y yerine ne yazarız? 4y eşittir eksi 3x artı 2 ya. Eksi 3x artı 2 bölü 4 şeklinde yazarız. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı 10'a eşitleriz. İşlem işlem işlemde sonuca ulaşırız. Ama burada bunu bu şekilde yapmayalım. Analitik düzlem çizip bence bir yorumlamaya kalkalım. Çünkü buradan da uzun olacak gibi duruyor. Analitik düzlemde şimdi bu doğru denklemini yazayım ben çizeyim. Şimdi x yerine 0 yazsak. E, doğru denklemin bir kere eğimi ne olacak hocam? Eksi 3 bölü 4 olacak değil mi? Yani sola yatıp bir doğru olacak. Ve x yerine 0 yazdığımızda y'si Şimdi doğrunun denklemi şu ya. 3x artı 4y eksi 2 eşit 0 ya. Doğrunun denklemi bu. x yerine 0 yazsan y'si 1 bölü 2 gibi bir şey geliyor. Neyse. Y ye yerine 0 yazsan x'i de 2 bölü 3 gibi bir şey geliyor. Yani şöyle bir şey. Doğrunun denklemi bizim bu şekilde. E, bunun üzerinde ne noktası alacaktık? Şimdi bu doğru üzerinde alınan d noktasının bunun üstünde bir d noktası alacağım. c noktasına onu uzatla. c noktası da zaten bu doğrunun üstündeydi. Yani aynı doğru üstünde. Baksana. C noktası. Eksi 6'ya 5. Hocam eksi 6'ya 5 nerede? Hocam tam olarak burada. Eksi 6'ya 5 noktası burada ya. C noktası. Burada da bunun üzerinde bir D noktası alacağım. Ve D noktasının C noktasına olan uzaklığı da 10 birim olacak. E o zaman ben 10 birim olması için hop şuradan şöyle bir nokta. Mesela buraya da denk gelebilir bu. Öbür tarafa da denk gelebilir. İşte bunun şeyine öbür tarafına da denk gelebilir. Şunun üzerinde ya. Şuraya da denk gelebilir buradaki nokta e, ACD noktaları da ACD noktalarını köşe kabul eden şey isteniliyor bizden. A noktası nerede? Şimdi bunun üstündeki bu nokta kaç? Arkadaş CD uzunluğu bu D'yi rastgele seçtim. CD uzunluğu 11 olsun diyor. E, bir de A noktası al diyor buradan. Bakalım. Buna göre dik koordinat düzeninde ACD noktalarını köşe kabul eden e, ACD üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. A noktası da zaten 2'ye 1 olarak verilmiş. Hocam 2'ye 1 noktası. Yani şuradaki bir nokta. Şuradaki bir nokta. rastgele o noktayı da şurada göstereyim mesela. 2'ye 1 burada olsun. Hocam işte bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E ne olacak? Taban belli mi? Belli. Tabana ait yükseklik bulunur mu? Bulunur. O da noktanın doğru yalan uzaklığı değil mi? Bulunur. Evet. Noktanın doğru yalan uzaklığından yüksekliği bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Noktanın doğru yalan uzaklığı. Hocam noktayı doğru da yerine yazacağız. A noktasında zaten 1'e 2 idi. 1'e 2 noktasının bu doğru yalan uzaklığı. Evet. X yerine 2 yazıyorum. 2 kere 3 6. Y yerine de 1 yazıyorum. Artı 1. 4 çarpı 1. 4. Eksi 2. Mutlak değerce. Bölü. Kara küçü de akar artı b kareydi. Yani 3 4 5. E o zaman burası kaç yaptı? 8 bölü 5 mi yaptı? Evet. Yüksekliğimiz 8 bölü 5. Şimdi alan ne olacaktır o zaman? Tabanımız 10. Yükseklikte 8 bölü 5. 10 çarpı 8 bölü 5. Bölü 2 eşit olacaktır. Şunlar şunlar ise 2. Bölü 2'ler de gitti. Cevap da kaç yapıyor o zaman? 8 yapıyor. Evet. Örnek 40'ı Böylelikle C hal bulduk arkadaşlar. Yani analitik düzlem çizerek de bu şekilde de yorumlamak daha kolay oldu sanki. Evet çözüm daha kolay oldu. Bu şekilde. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 41'e. K ve L noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor bize. Evet bu doğrunun eğimi isteniyor bizden. Şimdi 2 eş kare verilmiş. Hocam eş kare şu şekilde. Çeyrek daire çizilmiş. Çeyrek dairede bu çizilmişse boşu boşuna çizilmemiştir değil mi? E hocam bu çizilmiş. Bu çeyrek daireye tam bir daire gibi düşün mesela. Ya önemli değil. Çeyrek dairede bu kirişler birbirine eşitse e o zaman buradaki ayırdıkları yaylar da birbirine eşit değil midir? Evet. E yayların eşitliğini kullanacağız demek ki. Hop şunu şöyle çizersem bu ne olmak zorunda o zaman arkadaşım? Arkadaş bu kesinlikle mi? Kesinlikle 90. E, burası 90 olduğu için 2 eş parça bölündüğü için 45-45 oldu. Yani burada kaçımız? 45 derece. Burada kaçımız? 45 derece oldu mu? Oldu. Şimdi benden ne isteniyor? K ve L noktalarından geçen doğrunun neymi isteniyor? Pekala. Başka ne yapabiliriz burada? Allah karenin elemanlarını kullanmak zorundayız. Valla arkadaş burada buna ait dik üçgen falan filan lazım. Şuradan dik çizsem sonra buradan dik çizeriz. Sonra buradan dik çizeriz. Sonra buradan dik çizeriz. Buradan dik çizeriz. Alfabetalardan böyle eş üçgenler meş üçgenler bir şeyler gelecektir büyük ihtimalle. Ama burada dur bakalım şunu yapmadan önce. Şuradaki açımız kaç derece? Hocam 45 ya. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. İki ee, te kenarın tepe açısı 45. 180'den 45 çıkart, 135 2'ye böl, 67 buçuk, 67 buçuk oluyor. Hmm. Burası da 67 buçuk, 67 buçuk oluyor. Buradan bir şeyler gelecek mi acaba? Burası 22 buçuk. Hocam köşegen mi çizsek acaba karede? Evet, şu köşegeni çizebiliriz. Ee, o Diğer köşegeni çizsek saçma oluyor. Hiç onu çizmeyelim. Şu köşegeni de çizebiliriz. Ee, burası 67,5. 67,5. 67, 50, 67 50. E, bu köşegenden dolayı 45 bu doğrusal mı oldu? Evet dikkat. 67 buçuk 67 ,5. 135 burası 45. Aynı şekilde bu da doğrusal oldu. Baksana şurası da doğrusal oldu. 67 buçuk 67 buçuk bak burası da 45. Şunlar da doğrusal oldu. Hatta burada x da iki üçgen çıktı. He. Bu köşegen bu da köşegen eş karelerin köşegeni olduğu için bunlar birbirine eşit. E hocam burada bir şeyler çıkacak mı acaba? Dur bakalım benden şu doğrunun neyi isteniyor? Eğimi isteniyor. Yani eğim açısını bulursam eğimini de bulacağım. E bunu böyle uzatayım o zaman. Dur 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 dur. Güzel bir şeyler gelecek galiba. Burası da 90 derece. Burası 45 derece. Ha, şu üçgene bakar mısın şimdi? Şu üçgende ikizkenar ya. Hocam bu doğrusalsa ikisinin toplamı 45 yapacak ya. O zaman burada kaçılarımız 22 buçuk buçuk yaptı. E sonra ne olacak buradası? Hocam burası da bak şuradaki üçgende. Şu şöyle doğrusal ya. Şu şöyle doğrusu. Siyahla. Kırmızı. Kırmızının devamını getireyim. Şu kırmızının devamı burası. Şimdi şuradaki açıyı bulmaya çalışacağım ben. Arkadaş iki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. 22.5 ile neyi toplarsan 45 artı 22.5 yapar. Tabii 45'e. Yani burası 45 yaptı. Eğim açısı 45. Yani sola yatı 45. Yani eğim ne olacak? Eksi tanjant 45 eşit olmayacak mı? Ya da hocam eğim açısı 135 deyip tanjant 135 de diyebiliriz. O da eksi tanjant 45 eşittir. E, eksi tanjant 45 de niye eşittir? Zaten eksi 1'e eşittir. Evet cevap balık oldu. İlginç bir soru. Güzel bir soru. E, hoş bir soru. E, burada bayağı hem çembersel bilgiyi kullandık. Hem karenin şeyini kullandık. Aslında buradan dikmeler çizerek de üçgenlerden de sonuca da ulaşabilirdim sanki. Ama o yolda sanki biraz daha bir tık daha uzun olabilirdi. Evet 41'in soru. Balık kesir oldu. Geldi 42'ye. Evet bu doğru üzerindedir. Şimdi ABCD karesini. Arkadaş ben bu şekilde verildiğinde ne yapıyorum? Eksenleri kestiği yerleri buluyorum. X yerine, y yerine 0 yazsam X'i 21 yapıyor. Hocam X 21 yaptı. Y yerine 0 yazdığım zaman da X yerine 0 yazdığım zaman da Y'si 21 bölü 2 yaptım. Tanıdık bir şey gelmedi ama güzel bir şey geldi aslında. Şöyle bir alfa beta'ya dalarsam eğer alfa 90 beta beta 90 alfa ee, burası da beta beta 90'sa alfa alfa 90'sa beta ya büyük üçgende dikkat edersen alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 var. 21 bölü 2'den 21'e geçiş var. E biz bunu da çok kullanıyorduk zaten. Bizden de zaten ne isteniyor? D köşesinin koordinatları isteniliyor. Eksenler olan uzatları yani şuradaki uzatları bulmam lazım. E buradan başlayacağız arkadaşlar. Ya başlayacağız en küçük üçgenden başlayalım mesela. Burada şu daha küçük bu alfa beta. E zaten şöyle de yapabilirsin. Hocam tanjant alfa burada eksi 1 bölü 2 deyip de yapabilirsin. Yani tanjant alfanın trigonometrik değeri 1 bölü 2 diyebilirsin de. Ya da hocam alfadan betaya geçiş 1'e 2. Şu küçük üçgenden başlıyorum. Alfadan betaya geçiş 1'e 2. Bak başladığım üçgen şuradaki küçük üçgen. E, o zaman a ise burası ne oldu? 2 a oldu. Burada da alfadan betaya geçiş 1'e 2. Hocam burası da ne oldu o zaman? E, burası 4 a oldu. Hocam aynı zamanda şu ve şu üçgen birbirinin eşi. Çünkü bu bir kare verilmiş miydi bize? Evet. Eş olduğu için hocam alfanın karşısı 2a iken burada da alfanın karşısı 2a'dır. 4, 6, 7a 21 bölü 2 verilmiş. 7a 21 bölü 2 ise a'yı da buradan 3 bölü 2 olarak buluruz. O zaman d noktasına bakar mısın şimdi? 2 birim sağda 2a birim sağda 6a birim yukarıda. E a yerine 3 bölü 2 yazdığımızda 2a dediğimiz 2 çarpı 3 bölü 2 3 yapıyor burası. 6A dediğimizde 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den burası da 9 yapıyor. 3'e 9 noktası yaptı. 3 ile 9'un toplamı isteniliyor bizden. Cevap böylelikle 12 yapar mı? Yapar. Yani örnek 42 böylelikle C han buldum. Geldik örnek 43'e. Evet ne demiş? Bakalım yukarıdaki koordinat düzleminde A noktası, B noktası ve C noktası verilmiş. ABC üçgeninin alanını 2 eş parçaya ayıran ABC üçgeninin köşelerinden birinden geçen negatif eğimli doğru çiziliyor. Arkadaş Alanı iki eşit parçaya bölen ne olacak? Ya hocam buradan böyle iki eşit parçaya bölen doğru olacak ve üçgenin köşesinden geçen diyor. Ama dikkat et bu sağa yatık eğim pozitif bizden negatif eğimli diyor. Bu değil. Ya B'den olacak. Evet B olabilir. Sola yatık. Ya da C'den olacak. Hocam buradan çizince de bak bu da sağ yatık değil. Yani bizim bu alanı iki eşit parçaya bölen doğru şu şekilde olmaz mı? Olur. Şu şekilde bir doğru alanı eş parçaya bölen doğru bu doğrudur. Ve negatif eğimli olan bu doğru bu doğrudur. Buna göre bu doğrunun eğimi kaçtır diye soruluyor. Arkadaş burası orta nokta koordinatı oldu. Eksi 8 artı 2. Eksi 6 bölü 2'den eksi 3'e. Eksi 1 artı 5. 4 bölü 2'den 2 iki yaptı burası. İşte bu doğrunun eğimi isteniyor. Bu doğrunun eğimi de nedir? Y'ler farkı. 2 eksi eksi 3 yani 2 artı 3 bölü eksi 3 eksi 5 eksi 3 eksi 5 yapar. Buradan da 5 bölü 8 mi yapar? 5 bölü 8 mi yapar? Pardon. Evet. Yani cevap böylelikle eksi bir. 5 bölü 8 oldu. Balık oldu. Bu da güzel bir soru. ÖSYM bu ayarda bu mantıkta güzel bir soruyla karşınıza gelebilir. Çünkü bu mantıkta bir soruyu daha bu zamana kadar sormadı. Niye bundan sonrasında sorulmasın? Hoş bir soru. Evet cevap balık kesir Geldik bir sonraki soruya. Birim karelerden oluşan şekil üzerine dik koordinat sistemi oluşturulduğunda D doğrusunun denklemi bu. Hocam x yerine 0 yazsam x yerine 0 yazsam y'si 2 gelecek. Y ekseni kestiği yer 2 olacak. Yani nereden geçecek bu doğru arkadaşım? 0'a 2 noktasından geçecek. Y yerine 0 yazdığımızda da x buradan ne geliyor? 2x alttan x de 3 olacak. Yani 3'e 0 noktasından geçen bir doğru olacak arkadaşım bu. Yani bir kere şöyle de düşünebiliriz. Bunun eğimi nedir? Eğimden de gidebiliriz. Hocam bunun eğimi Eksi 2 bölü 3 sola yatık ya zaten. 2 bölü 3 sola yatık da 2 bölü 3 olacak. E zaten 2 bölü 3 olduğu belli. Yani şöyle 2 bölü 3 gördün mü? Tacizat tarifasına baktığımız zaman. Tamam. Şimdi A noktasının ordinatı 5 olduğuna göre A noktası kaç? Hocam 5 birim yukarıda. Soru işaretine 5. Orijinden 5 birim yukarıda. Başka bir şey verilmiş mi burada? Verilmemiş. Peki B noktasının koordinatları çarpı nedir diye soruluyor. Arkadaş bizim orijinden o zaman x eksenimiz ne olacak arkadaşlar? x ekseni bak bu x ekseninden 5 birim yukarıda değil mi? Evet. x ekseninden 5 birim aşağıda. O zaman bu noktadan 5 birim aşağıda. 1, 2, 3, 4, 5. o zaman 5 birim aşağıda x ekseni olacak. x ekseni de bizim yatay bir çizgi değil mi? Evet. x ekseni kesinlikle ama kesinlikle bu olmak zorunda. x ekseni. E hocam x ekseni buysa x ekseni buysa x eksenini kestiği yer neydi zaten bunun? Hocam x eksenini kestiği yer zaten 3'e 0 noktasıydı. A burası x eksenini kestiği yer. 3'e 0 noktası burası. Şimdi bizden ne isteniyor? B noktası isteniyor. Hocam B noktasına bakalım. B noktası kaç birim aşağıda? 1 birim aşağıda. O zaman ordinatı eksi 1 olacak. Hocam ne kadar solda diye bakacağız bu sefer. Bak 3'ten sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 birim solda. 3'ten 11 çıkart. Eksi 8 mi yapıyor? Evet burası da eksi 8 olmak zorunda. B noktasına bak. 3'ten bak. Şuradan x ekseninden 1 birim aşağıda. Yani 3'e 0 noktası ya. 0'dan 1 birim aşağıda. Eksi 1 noktası demek. Hani 1 birim aşağıda demek. Koordinatından 1 çıkartıyoruz demek. Ee, 11 birim solunda demek. O zaman 3'ten absinden 11 çıkartıyoruz. Eksi 8 noktası geldi. B noktasının koordinatları çarp mı? Eksi 8 ile eksi 1'in çarpı isteniyor. Artı 8 yapar. Yani cevap edremit oldu. Örnek 44'te. Bu da güzel bir soru. İyi ki ilk başta x ekseni ve y ekseni kestiği noktayı bulmuşuz. Ee, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir şey geldiğinde hemen eksenleri kestiği yeri bulun. Belki işinize yarayacak ki burada işimize yaradı. Mesela burada ordinatı 5 verilmiş ya. Hocam 5 birim aşağısında x ekseni var dedim. Peki absisi artı 7 falan vermiş olsaydı 7 birim sağında e, şey y ekseni var diyecektim. O da göre yorumlayacaktım. Tamam bu yorum güçleri bu yorumlamadaki mantık gerçekten önemliydi. Örnek 45'e geldik. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde, orijinde diğer köşesi de bu doğrular üzerinde olan üçgenden bahsediyoruz. Hemen analitik düzlemi çizelim. Özel durumlar var burada. Bak özel durumlar var. O yüzden ne yapıyoruz? Analitik düzlemi çizip yorumlayacağız arkadaşım. Analitik düzlemi çizip yorumlayalım. Bir köşesi orijinde diyor. Tamam burada. Birisi y eşittir 2x doğrusunda. Evet y eşittir 2x doğrusu eğimi 2 olacak. Biraz daha büyülü büyük olacak. Öbürü de y eşittir 3x. Sola yatık ve bir tık daha büyük olacak. Ha böyle. Ha böyle. E, eğimi 3 olacak ya daha dikey olacak. Yani şu biraz daha yataysa bu biraz daha dikey olacak tamam mı? Neyse hiç önemli değil de olsun. Bu y eşittir 2x doğrusu bu da y eşittir eksi 3x doğrusu sola yatık olacağından dolayı oradan geçer. Evet şimdi diyor ki bir köşesi ve diğer köşeleri de bu doğrular üzerinde olan bir üçgenin kenar ortayları 3'e eksi 4 noktasında kesmektedir. Kenar ortayları 3'e eksi 4 noktası 3'e eksi 4 nerede? Hocam 3'e eksi 4 noktası nerede? Oy 3'e eksi 4. Tam şuralarda bir yerlerde. 3 eksi 4 burada bir yerde. O zaman arkadaş 3 eksi 4 buradaysa o, zaman noktayı hani şurada bir yerde mesela. 3 eksi 4 noktası şurada bir yerde. Şurada bir yerde. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Üçgen oluştururken ben şöyle yapacaktım. Bak doğrulu üzerinde olan bir üçgenin. Ee, bir köşe şu ne ya. Diğer köşesini şurada seçip üçgenim şöyle olabilirdi. Ama değil. Niye? İki noktayı şurada seçebilirim. Bir nokta burada. bir nokta burada seçersem ancak ve ancak ağırlık merkezi buraya denk düşmüyor mu? Evet. Kenar ortayları buraya denk düşüyor. Üçgenimiz bu şekilde olursa ağırlık merkezi buraya düşecek. Hatta bunu olabildiğince yukarıda seçmem lazım falan filan da neyse. Ağırlık merkezinde şu şekilde göstereyim. Ağırlık merkezinde 3'e eksi 4 olduğunu biliyoruz. Tamam. Ve Şuraya da bakalım mı? Eğimler çarpı falan eksi 1 falan filan da değil. Ee, burada bu üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. İşte bu üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar bizden. Şimdi ne yapacağız? Hocam bu nokta üzerinde herhangi bir nokta alalım. Bu x yerine a yazacak olursam x yerine a yazdım. Y'si ne yapıyor? 2 a alıyor. İşte bu a'ya 2 a 2A noktası oldu. Hocam burası ne oldu? Ee, burada da b yazarsam x yerine b yazacak olursam y'si de 3 b oldu? Evet y'si de 3 b oldu. Şimdi burası da orijin 0 0 değil mi? Ağırlık merkezinde bana ne vermişti? Hocam 3'e x4 vermişti. O zaman buradan bir denklem geliyor. A artı B artı 0. Yani A artı B bölü 3. Bak A artı B artı 0 bölü 3 eşittir. 3 diyeceğim. 3. Yani A artı B buradan kaça eşit oluyor? 9'a eşit oluyor. Bir de ne diyeceğim? Ordinatlar toplamı 2A eksi 3B artı 0. Yani 2A eksi 3B bölü 3 eşittir. Eksi 4 ya. Hocam Eşittir. Eksi 12 mi olacak o zaman? Evet. 2A eksi şu 3. Bu da eksi 4'e eşit olduğundan. Buradan daha 2A eksi 3B'yi kaç bulduk? Eksi 12 olarak bulduk. A ve B'yi buradan bulabilir miyiz? Bulabiliriz tabii ki. İki bilinmeyen iki denklem. Hocam yukarıyı böyle 3 ile çarpı taraf tarafa toplarsak. 3A artı 2A. 5A yapar. 3B ile eksi 3 b götürür. 27 eksi 12. 27 eksi 12. 15 yapar. A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. A'yı 3 bulduysak hocam burası 3'e 6 noktası yapar. A yerine 3 yazdığımızda B'de kaç çıkar? 6 çıkar. B ye yerine 6 yazdığımızda burası da 6'ya eksi 18 noktası mı çıktı arkadaşım? Evet. Şimdi bizden ne isteniyordu? Bu üçgenin alanı isteniliyor. Ya hocam şöyle bir şey. Bak şimdi dikkat. E, noktalarımız belli. Ne noktası var? 6'ya eksi 18, 3'e 6 ve 0'a 0 var. E, hocam direkt Noktaları böyle tek tek yazıp hani 1 bölü 2 ile çarpıyorduk ya bir de böyle mutlak değerce yapıyorduk. O şekilde yapabilirsiniz ya da üçgenden de yapabilirsiniz kardeşim. Şöyle geldin şuradan dik çizdin. Hocam 3'e ya şöyle burası ordinatu 6 burası da 3 oldu. Burada da şunu deniyoruz 6'ya yani burası 6 birim eksi 18 olduğu için burası da 18 oldu. Yani sen ne yapacaksın hocam şuradaki yamuğun alanından üçgenlerin alanını çıkartarak Sonuca da ulaşabilirsin. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. 3 artı 6. Alt tarafa yapayım. 3 artı 6. Çarp yükseklik yüksekliğimizde kaç burada? Toplamda 18 altta 24. Çarp yükseklik bölü 2'den neyi çıkartacağız? Üçgenlerin alanlarını. Yani şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı çıkartıyorum. 6 çarpı 3 bölü 2'yi ve 6 çarpı 18 bölü 2'yi çıkartıyorum. Tamam. E buradan da gelecek işte. Hocam şunlar sadece işte. 12 yapıyor. 12 çarpı 9. 108 yaptı. 18 bölü 2, 9 yaptı. E, bu da 6 çarpı 18 bölü 2 olacaktı. Evet şunlar gitti. Bu da 54 yaptı. E o zaman 54, 9. E, 54'ten 9 çıkınca da kaç kalıyor? 45 mi kalıyor? Evet buradan da cevaba 45 diye ulaştık mı arkadaşım? Ulaştık. Yani cevap CA çıktı. İstediğin şekilde de yapabilirsin. Yalnız bu analitik düzlemi çizmeseydik sonuca ulaşır mıydık? Ulaşamazdık. Sonrasında... Şu alanı bulmayı biz biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı hani noktaları yaz 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 o şekilde bulabildik. Ya da hocam direkt böyle 3'e 6'yı bulduk zaten. Apsisi 3 ordinatı 6. Şu şekilde çizdik. 6'ya 3 oldu. Burada da 6'ya 18 oldu. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2 tüm yamuğun alanından şu üçgenlerin alanları çıkarttık. Olay bitti. Güzel bir soru. Benzeri sorusu ÖSYM tarafından soruldu. Yine sorulmaya aday sorulardan biri. O yüzden buna da dikkat et. 45. soru C an oldu. Geldik 46'ya. Evet o ABC dikdörtgeni şeklindeki bir yüzme havuzun o köşesinde bulunan iki yüzücü aynı anda yüzmeye başlıyor. <laughs> evet. Neredeki? Şuradaki. İki yüzücü aynı anda yüzmeye başlıyor. Tamam. Yüzücülerden biri eğimi 1 bölü 2 doğru boyunca. Diğeri de 2, olan 2 olan doğru boyunca yüzüklerinde. Evet. Eğimi 1 bölü 2 olan buraya geldi. Eğimi 2 olan da buraya geldi. K ve L noktalarına ulaşıyor. E, 9 ve 12 verilmiş. Yüzücülerin hızları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi aynı anda buraya gelmişler değil mi? Aynı anda buraya gelmişler. Şimdi bunun eğimi kaçtı? 1 bölü 2 idi, değil mi? Bunun da eğimi 2. Bunun eğimi 2. Bunun eğimi de 1 bölü 2. Tanjant alfası 1 bölü 2. Yani ben buraya A dersem. Hocam A ise burası 2A olacak. 1 bölü 2'den dolayı. Sonra burası A artı 9. Burası da A artı 9. Sonra A artı 9. Burası 2 ya. Buraya da 2 ax 12 kaldı. E hocam bunun eğimi de 2 olacak. Şöyle z'den dolayı tanjant alfa 2. 2. E, tanjant alfayı 2 diyeceğim. E, bu 2 ne eşit oldu? A artı 9 bölü. Yani illa buradaki dik üçgenden alfa ya dik üçgen burada yok ama şuradaki dik üçgenden ulaşabiliyoruz tanjant alfaya. Tanjant alfa da A artı 9 bölü 2 ax 12. A artı 9 bölü 2A eksi 12 işte 2'ye eşitmiş. İşler işler yapalım. 4A eksi 4a eksi 24 eşittir. a artı 9 yaptı. Buradan bunu buraya a'yı buraya attım. 3a 24 artı da 33 e eşit oldu. a'yı da buradan 11 buldum. a yerine 11 yazdığım zaman hocam a yerine 11 yazdım. Burası da 22 yaptı. E 22 yapınca o zaman burası da kaç yapıyor? 10 mu yapıyor? Evet. Şimdi 11, 22. Burası 11 kök 5 mi yaptı? 11 kök 5 yaptı. E hocam burası 10 burası da 20. Bak bak burası da 20. 10 10'a 20. 10 20 ise burası da 10 kök 5 yaptı. E hocam gittikleri hep şimdi bunlar aynı anda yola çıkıp K ve L noktaları aynı anda ulaşıyorlar ya. O zaman gittikleri yollar hızlarıyla doğru orantılı değil midir? Evet hızlarıyla doğru orantılıdır. Biri e, yollar oranı o zaman 11 kök 5 bölü 11 ya da 11 kök 5 bölü 10 olacaktır. Zaten yüz hızlar hızları oranı aynı şey olabilir diye soruluyor. Ya cevap 11 bölü 10 olacaktır ya da cevap 10 bölü 11 olacaktır. Bak burası 11 kök 5 bölü 10 kök 5 Yollar oranı hızlar oranına eşit olur gençler. Evet cevap böylelikle 46. soruda Denizli yaptı geldi 47'ye. Aşağıdaki birim kareleri ayrılmış kağıt üzerine bir dik koordinat düzlemi çizilmiştir. Bu kağıt A ve B noktaları üst üste gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Ben A ve B noktaları üst üste gelecek şekilde katlayacaksam eğer ne olmak zorunda? Hocam bunlar böyle üst üste katlanacak. Yani öyle kat izinin ne olması lazım? A ve B şuradaki Doğru. Bunun üstüne katlanacak ya. Yani buna dik bir şey olması lazım böyle. Katladığımız zaman kat izinin. Yani kat izi buna dik olacak. E buna dik olacaksa eğer şöyle bir şey olacak işte ya. Şöyle bir şey olacak. E hocam bizden ne isteniyor? Kat izinin x ekseni kestiği noktanın hapsi nedir diye soruluyor. Arkadaş tam burada. Ben bunu böyle katladığım zaman kat izi bu şekilde olacak ya. Bunlar birbirine eşit olacak. Tamam. A noktası belli mi? Belli. Benim kareler ayrılmıştı. Kaça kaç? 2'ye 2 noktası. B noktası belli mi? Belli. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e 1, 2, 3, 4, 8'e 4 noktası burası. Şimdi buradaki eğim belli mi? Belli. Aslında y'ler farkı 2 bölü x'ler farkı 6. Eğim 2 bölü 6. 1 bölü 3. Hocam bunun eğimi 1 bölü 3 ise bu doğrular dik kesici için eğimler çarpı eksi 1 ters yapıp eksi ile çarpıyorum. Bunun eğimi 1 bölü 3 ise bunun da eğimi ne olmak zorunda? Eksi 3 olmak zorunda. Şimdi x eksenini kestiği nokta isteniyor bizden. E tamam. Bunun eğimi şey ise eğer 3 ise eğer eksi 3 ise eğer hocam ben buradaki uzunluğun 3 olduğunu biliyorum. O zaman buradan bak bu doğru şuradan geçmek zorunda hocam. Bak 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 bak. Bu doğru eğimi eksi 3 ise eğer tam buradan geçmek zorunda. Bu noktanın ordinatı 3 ya tam buradan 3 bölü 1 olmak zorunda eğiminin eksi 3 olması için. Yani şurası tanjant alfa 3 bölü 1 olacak ya o zaman x eksini kestiği nokta burası yaptı. 1 2 3 4 5 6 6'ya 0 noktası diyebilirsin. Ya da ne diyebilirsin? Hocam buradaki nokta belli mi? Belli. Nereden belli? Şu ikisinin orta noktası. 10 bölü 2 5'e 6 bölü 2 3 noktası. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz. Doğru denklemini yazdıktan sonra da x ekseni kes diye noktayı bul diyebilirsin. Ama biz burada tam buradaki nokta olduğunu bulduk ya orta noktasının. 5'e ee, e 3 noktası bak geldim 5 3. 5'e 3 noktası olduğunu gördün. Hocam 5'e eğimin de eksi 3 olması lazım. Buradan dik çizince zaten 3 birim. Eğim de eksi 3 olması için karşı bölü komşunun 3 bölü 1 olması lazım. O da 1 birim buraya denk geldi. Yani 6 ya 0 noktası yaptı. Yani x eksenini kestiği nokta şeklen daha güzel bir şekilde çıktı. Dediğim gibi eğim belli noktası belli doğru denklemini yazıp x eksenini nokta kestiği noktayı da bulabilirdin. Cevap C an oldu. Güzel bir soru. 47. soru C dedik. Ve olayı burada kapattık. Yani olay burada bitti. Neyi bitirdik? Doğru ettiğini bitirmiş bulunuyoruz arkadaşım. 18. günü bitirdik. Sırada ne var? 19. gün var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün. 19. gün. Güzel bir yine konuya geliyoruz. Dönüşüm geometrisinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.